Sevgili izleyicilerimiz, Hayat Yolu programı olarak, Yıldız NTV olarak bugün çok güzel bir köydeyiz. Neredeyiz? Akyaka'nın Esenyayla köyünde. Akyaka, Kars'a bağlı güzel bir ilçemiz. Geldik böyle güzel bir muhabbete. Programımızı da burada açıyoruz. Çünkü Yüksel Yıldızoğlu, Aşık Yüksel Yıldızoğlu'nun evi de, hanesi de burada. Köyüne güzel bir ev yapmış. Önce buraya bir ziyaret ettik. Bir çayını içtik. Daha sonra da muhtarımın misafiriyiz. Muhtarımla da bir araya geleceğiz. Muhtarımın da kontrolünde, muhtarımın da davetiyle biz bu köye geldik. Ondan sonra ne yapacağız? Biraz böyle bir önce bir Yüksel Yıldızoğlu ve yenge hanımı da çağırdık. Dedik ki güzel bir türküsü var. Komşu kızı, ben çok duydum onu. Bu komşu kızı nasıl, nereden çıktı, nasıl yazıldı falan. Esas ilham kaynağı da burada zaten. Daha da güzel okur bugün bize. Dolayısıyla ben sözü fazla uzatmayacağım. Hemen Yüksel Yıldızoğlu'na mikrofonu vereceğim. Bir kendini şöyle bir tanıtsın, bize neler söylemek ister. İzleyicilerimize böyle bir muhabbetini paylaşsın. Ve bir türküsünü dinleyip yavaş yavaş böyle muhabbete doğru gideceğiz. Hocam mikrofonu ben şöyle takayım size. Buyurun. Şimdi efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş, şeref verdiniz hanemize. Ben aslında sazla sözle sizi tabii ki yine methedeceğim, şey yapayım, söyleyeceğim. Fakat şimdi komşu kızıyı da açtınız. Komşu kızının ilhamı dedin ya. Evet. Yanında işte canlı örneği burada karşımızda. İlham kaynağı burada. Evet. Fazla yormayacağız, seni orada da söyleyeceğiz. Çünkü. Komşu kızının şimdi enteresan bir hikayesi var. Hı. Komşu kızı hiç evet, aklımızda olmayan bir şey, takdir ilahi yazacak ya. Ben komşu kızını evden alıyorum. Komşumun kızı, ya çekinme yok, bir kıskanma yok. Alıyorum bunu, okula, dişi şurduna götürüyorum, geri getiriyorum. Böyle böyle derken bir gün tam gerçeğini anladım, değil mi? Ha, düzmece olmaz. Orijinal. Ha, orijinal. Ha, dedim ki bunun, baktım koltuğunun altında bir şey var. Hatıra defteri. Kadınlar arası, kızlar arasında bunlar kendilerine hatıra defteri almışlar. Dedim ki versene o defterine bir şeyler yazayım. Dedi buyur. Verdim, ben o defteri aldım. O akşam dedin ya, ilahi hikmetten beynimden süzülen sözleri ben buna, yani öyle hatıra kalsın diye bir şeyler yazır ya. Eş dost birbirine arkadaş. Telefonu ama yok, ben ona o deftere aşk mektubu yazdım. Okurken şok olmuştu zaten kendisi de. Yarın defteri götürdüm, verdim. İkinci gün okula götürüp getiren de baktım bu hafiften gülümserdi. Dedim tamam Yüksel, senin işin oldu. Odur budur komşu kızı. İşte komşu kızıyı evlendik. Çok şükür iki tane çocuğumuz var. Onların meyvesi olan üç tane torunumuz var. Allah sizlere de nasip etsin. Çok güzel bir şey. Şimdi de emekli oldum. Aşık Yüksel Yıldızoğlu ne yapsın? Köyünde böyle gönül eğlendiriyor. Kendi gönlünü eğlendiriyor. Gününü, ömrünü geçirmeye çalışıyor. Şimdi komşu kızın o arada ben bir türkü yazdım. Bakalım. Onu da sazla sözle söyleyeyim. Peki, sağ olun, var olun. Komşu kızı yengem yanında oturuyor. Evet. Konuşmak ister mi bizimle? Bir sesini duysak ya. En azından demezler mi? Niye komşu kızın konuşturmadan falan? Sağ olasın, hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir şey soracağım, tek kelime. Yüksel abiden memnun musun? Memnunum. Memnunsun değil mi? Evet, memnun musun? Zaten 35 sene geçmez. 35 sene oldu değil mi? Bu anlattıkları 35 yıl önceki işler değil mi? Evet. Bir dün gibi film şeridi geldi geçti. Evet. Emekli olundu, geldi, çocuklar büyüdü. Derler ya, bir köroğlu bir ayvaz falan şeklinde. Şu evet, anda burada köy hayatı devam ediyor. Aynen. Ama öyle. Ama gurbetçisiniz, gidip geliyorsunuz. Gidip geliyorsunuz. O zaman selam gönderin çocuklara, ne bileyim eşe evet, dosta. Herkese çok selam söylüyorum. Çocuklarımın gözlerinden öpüyorum, gelinlerimin, torunlarımın. Hepsine selam olsun. Hepsine selam olsun. İnşallah bayramda buluşacağız, gelecekler. Evet. Nasip olursa. Peki bir şey daha sorayım. Evde son sözü kim söyler? Vallahi Yüksel söyler. Yanlışım yok. Yüksel abi. Biz dedik ya, programın şeffaflığı doğal. Doğal. Doğal evet, olacak, gerçekler söylenecek. Sağ olsun eşim de gerçekleri söyledi. Yüksel evet, abi de biraz kabardı burada böyle tabii. Ben yalnız de ona layık olan bir evet, türküyü söyleyeyim başka sizlere. Söyle, bütün dinleyicilere evet, armağanım olsun. Hadi bakalım, komşu kızını dinliyoruz her türlü programında. Sana aşık oldum 14 yaşında, anamın gelini, komşumun kızı.
Az mı dolaştırdın ben peşinde can, anamın gelini komşumun kızı. Az mı dolaştırdın zalim ben peşinde, anamın gelini komşumun kızı. Gündüz hayalimde, gece düşümde, merhameti gördüm senin döşünde. Damla damla gözlerimin yaşında, can anamın gelini komşumun kızı. Damla damla gözlerimin yaşında, anamın gelini komşumun kızı. Taktaladan bir güzellik çizilsin, melekler önünde saf saf dizilsin. Yazgın bulaşık yüksele yazılsın, anamın gelini komşumun kızı. Yazgın bulaşık yüksele yazılsın, ey can anamın gelini komşumun kızı. Vallahi çok böyle türküler, evet. Bunun gibisini de duymamıştım. Teşekkür ederim, çok da güzel sağ olasın. Olmuş. Anamın gelini komşumun kızı, evet. Gönlümün işte bilmem neyi, evet. Gözümün ışığı değil mi? Eyvallah. Yapamam. Ben yazacağım. Evet. Eyvallah. Bazı tavsiye aşıklar, ederim. Karşılığını görürsünüz. Her aşık eşine, evet, böyle türküler yazmaz, güzel türküler. Yazanını da gördüm ama çoğu da yazmıyor. Eyvallah. Senin de güzel sesine, yüreğine, eyvallah, sağlık. Eyvallah, sağ ol. Benim de özel bir isteğim olacak. Buyur. O da geçen bir yıl önce falan benim stüdyoda bir türkü yapmıştın. Dumanlı Dağlar. Ay Dumanlı, evet, Dağlar. Çok, eyvallah, da güzel bir... buralarda da çok güzel gider bir türkü o, değil mi? Eyvallah. Yani başım şu anda köy hayatını, köy güzelliğini görünce o türkü insan böyle istiyor. Eyvallah. Gedin bulutlar, gedin ay dumanlı dağlar, karın eynedin sen. Yarime selam edin, gözlerim ağlar, yarın eynedin sen. Boyar şirin uykuda ay dumanlı dağlar, karın eynedin sen. Uykusun helal edin, gözlerim ağlar, kanlı dağlar, yarın eynedin sen. Ay dumanlı dağlar, karın eynedin sen. Gözlerim ağlar, yarın eynedin sen. Ay dumanlı dağlar, karın eynedin sen. Gözlerim ağlar, kanlı dağlar, yarın eynedin sen. Gedenin üçü güzel, ay dumanlı dağlar, karın eynedin sen. Dalında saçı güzel, gözlerim ağlar, yarın eynedin sen. Oy bu yaylalar içinde, ay dumanlı dağlar, karın eynedin sen. Benim yarim çok özel, gözlerim ağlar, kanlı dağlar, yarın eynedin sen. Ay dumanlı dağlar, karın eynedin sen. Gözlerim ağlar, yarın eynedin sen. Ay dumanlı dağlar, karın eynedin sen. Gözlerim ağlar, kanlı dağlar, yarın eynedin sen.
Sevgili izleyicilerimiz, Hayat Yolu programı olarak bugün muhtarımla birlikte Akyaka'nın, yani Kars Akyaka'nın, evet, Esenyayla köyündeyiz. Evet. Programın açılışını şöyle değişiklik olsun. Muhtarımla birlikte açtık ama rakım yüksek. Nefes almakta zorlanıyorum. Ben alışkın değilim fazla yüksek rakımlara. Vücut alışacak değil mi muhtarım, biraz zaman geçtikten sonra? Ama muhtarımın evine geldik. Şöyle gözümüzün gördüğü her yer, şu alan muhtarımın kendi arazisi. Bir çiftlik burası. İnsanın böyle gözü rahatlıyor bir kere. Evet, burası. Her şey var. Önce muhtarım bir kendini tanısın bize. Daha sonra da ne yapsın? Böyle köy hakkında bilgi versin. Muhtarım, şöyle hem yürüyelim hem konuşalım. Bir önce kendini tanıtın. Ben tutayım mikrofonu. Buyurun. Evet, ben Mürtü Zünal Esenyayla köy muhtarıyım. Evet. İlk dönem bu sene başladım muhtarlığa. Köyümde bazı vaatlerim vardı. Allah'ın izniyle muhtar olduğum hemen işe başladım. Köyümüzün merrasında hayvanların suları yok. İşte oraya bir Şanlıurfa'dan sontaj makinesi getirdim. Getirdiniz. Evet, getirdim. Şu anda hızlı başlamış. Evet, şu anda çalışmaları yapıyor. Yani sontaj vuruyor inşallah birkaç güne kadar. Tamam. Suyu çıkaracağız. Daha sonra köyümüzün işte yol sıkıntısı var. Evet. Parçedaşı sıkıntıları var. Onları yapacağım Allah'ın izniyle. Bir de köyümüzde ortaokul yoktur. Ortaokulumuz vardı. Bazen çökme nedeniyle işte iptal oldu. Şimdi çocuklar çok mağdur. İlçokulda hem ilçokul hem ortaokul olarak ders veriyor. Evet. Okulumuzun yapılması lazım köyümüze inşallah. Parçedaşı dedik. Köyümüzün su sorunları var. İşte elimizden geldiği kadar Allah'ın izniyle her şeyi yapacağım inşallah. İnşallah. Ben hizmet için geldim bu köye. İnşallah elimden geldiği kadar her şeyi yapacağım Allah'ın izniyle. İnşallah. Sizlere de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bizim için buralara kadar geldiniz. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Muhtarım gerçekten başarılı. Ve biz başarılarına devam diliyoruz. Burada yapacağı işleri yavaş yavaş anlattı bize. Böyle işte yeniden başlayan, bak daha hemen seçilmiş. Evet. Başlamış bile. Hemen başladı. Çok yakın bir tarihte. Şimdi bundan sonra da inşallah yollardan sonra okullar inşallah, böyle inşallah, hizmete inşallah, yani bir fark ettirecek. Muhtarımın geldiğini bu köy inşallah diyecek ki iyi ki de gelmiş. Yani burada i̇nşallah, hizmet evet, başlayacak. Evet. O yüzden bize çok hoşumuza gitti. Gerçekten köyde düz böyle ova gibi herhalde. Bizim köy ovadır, evet. Düz çok ovadır. Güzel, çok güzel bir köydür. Var. Evet. Biz Mayıs ayındayız. Mayıs'ın 11'i sanırım bugün, değil evet, mi? Evet, doğrudur. Mayıs'ın 11'i. Birkaç gün yağmur yağdı. Köyü böyle üşütücü bir havası yok. Gerçekten biraz da çukurda herhalde. Evet, evet öyle. Böyle meyve, köy hakkında bilgi ver bize muhtarım. Köy hakkında köyümüz 160 hanedir. Yani burada köyümüzde mesela meyve ağaçları yetişir. Kayısı, evet, kayısı, tut, elma. Öyle şeyler. Hayvancılık var işte köyümüzde. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çiftçilik yapıyoruz efendim. Buğday, arpa, mısır, evet, yonca, korunga, öyle şeyler ekiyoruz. Pancar. Çok güzel. Geçim kaynağı işte öyledir. Pancar falan ekiyoruz. Allah'ın izniyle işte elimizden geldiği kadar köyümüz için bir şeyler yapacağız. İnşallah muhtarım. Evet. Muhtarım dedi ki size biraz sürprizim de var bize. Böyle hafiften bir aşıklar olur, türküler olur. Evet. Da bir kulağımızın pası silinecek. Biraz evet, bir türkü inşallah değiştirelim, dinleyeceğiz. İnşallah. Bir de böyle yaşlı muhabbetler, benim programı bilirsiniz. Öyle muhabbetler. Evet. Eski köylere falan köyümüzü anlatacak amcalar, neneler. Onlarla bizi buluştursan çok memnun oluruz. Evet. Diyoruz ve yine sohbetimiz esnine devam edeceğiz. Biz ne yapalım? Yavaş yavaş şöyle yavaş, bir yavaş yürüyorum, yürüyüşe evet, başlayalım. Olur, inşallah ileride böyle bize muhabbetlerle, aşıklarla muhabbetimiz denk gelir diyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, muhtarımla programımızı açtık. Neredeyiz? Esenyayla köyünde. Evet. Gerçekten de yayla gibi güzel havası, temiz havası olan bir köy. Muhtarım da kendisi de çok güzel. İlk dönemi. Güzel bir şeyler yapacak belli. Evet inşallah. İlk muhabbetimizde sizle başladık böyle. Benim evet, böyle istediklerim zaten böyle ehli amcalarla oturup sohbet etmek. İnsanlar da bunu istiyorlar. Evet. Köydeki ilk muhabbetimizi amcamla bir başlayalım. Amcacığım, mikrofonu sana şöyle vereceğim ben. Şuraya asacağım. Ha, buyur. Sen böyle bir kendini tanıt önce bize. Ben 1944 doğumlu. Evet. Alaskaroğlu Mehmet Habzi. Çok güzel. Esenyayla köyünde doğdum. Bu köyde de büyüdüm. Evet. Evvela Yıldız TV'ye ve sizlere Esenyayla köyüne hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk amcacığım. Bu cennet vatanı bize amanet edip koyup giden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazılarımıza Allah rahmet eylesin. Allah'ım. Biz bir bütünüz, Türkiye Cumhuriyeti bütündür, parçalanamaz.
Bu toprağın altında kefensiz yatan şehitlerimiz var. Bu toprağı bize amanet ettiler. Biz de inşallah bu diş güçlere karşı tek yumruğuk Türkiye Cumhuriyeti olarak. Amcam çok güzel konuştu. Ağzına sağlık. Ve ta Sarıgamış'tan ta Lerin Akan var burada. Oraya kadar bura bu Esenyayla Sarıgamış Ermenilerin elindeydi. Evet. Gazi Mustafa Kazım Karabekir'in şeyiyle, önderiyle Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk oradan görerek Ermeniler bizim Türkleri meleklere doldurdular, canlı canlı yaktılar. Oradan emir ederek Türk askeri göğsünü siper eyledi. Bu cennet vatanı bize amanet koydu gitti. Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Kefensiz yatanlar var burada. Amin. Biz de inşallah onların bu vatanı kimseye teslim etmeyeceğiz. Bu cennet vatanı tek yumrukla kazanacağız. Amcam tüylerim diken diken oldu. Öyle güzel anlattın ya. Ki. Unutturdu bize. Programı unutturdu vallahi. Şok etti beni. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Gözlerinden öperim. Ben de şok oldum. Duygu. Yaşım 81. Dedelerimiz anlatırdı. Allah Allah la ilahe illallah bu vatan değil. Onlar topla tüfekle biz de Allah sadesiyle bu vatanı değil öyle kazandı. Kefensiz yattılar bunun altında. Bu cennet vatanı öyle kazandılar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek bu toprağı kazandılar. Biz de inşallah bu toprağı ta ömür boyu yaşatacağız. İnşallah. Siz de Kanal Yıldız olarak Esenyaylı'ya geldiğinizde de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Bizi izliyor musun amca? Ben sizi devamlı izleyeceğim. Çünkü eski adamlar bu türkülere çok meraklıdır. Evet. Bala Mehmet'ten, evet. Daharimizde'den. Bu türküleri koru söylediği zaman ben gurbette ağlayacağım yemin olsun. Sen bu arada gurbetçisin değil mi? Gurbetçiyim, kendim İzmir'de otururum. Çok güzel. İzmir'de de dernek başkanıyım. Oo, tam vallahi her şey burada amcam. Orada dinliyorum bunlar değilsen niye ağlayırsan diyorum, bu onların ihtiyacımız var biraz onlara. Biraz da yürek yufkalaşmış biraz değil mi? Biraz da bu vatandan ayrıldık mı yürek yufkalır. Şimdi amcam çok güzel böyle şeyler yaptı. Duygusal anlatımlarda bulundu. Muhtarımla az önce muhabbet ettik. Birazdan belki böyle türküler, aşıklar olur da biraz da seni yine duygulandırırız, olmaz mı? Olar. Bizden muhtarım yeni olduğu için ona da vazifende sizin huzurunuzda teşekkür ederim. Vazifelerinde başarılar diliyorum. Çok teşekkür. Birazcık sayfayı değiştiriyorum hemen. Diyorum ki, buyur. Annemin de bir sesini duyalım önce. Anneciğim, seni de ellerinden öpüyorum. Şöyle sen tut mikrofonu eline. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olasın. Amcam ne güzel konuştu değil mi? Amcam türküyü gezip konuşur. Ben haraya çıkmışam da konuşuyorum. Onu demek istemedim. Yok yani böyle dizinin dibinde oturduk. Bizim büyüğümüz ya. Sağ olun. Çok da hoşumuza gitti. Sağ ol. Sen de öyle. Sen de. Çok da birbirinize yakışmışsınız. Ben onun kimi bilgim yok ki. Tamam. Onun bilgisi çok. Peki nasıl oldu da tanıştınız? Nereden böyle icap etti? Görücü usulüm amca biraz böyle anlatsana. Ay yazık canım, ne görücü usulü oldu. Köyün büyükleri geçti, yemin olsun 8 aydan nişanlılık aldım. An yüzünde yüzünü görmedim. He. Utanırdık. Derdi ayıptı. Toyum oldu, kapıya gelende gördüm bunu. Yok ya. Kardeş değildik biz, damın üstüne iki adam sıkırdı. Biz de ben ortaya alırdılar. Arkadaşlar değilim diye hele dur bakalım peki bu top aldı, sakattı. Bile gözlerim açıp bakıram. Görmedik ki o zaman. Ama baktım yok yok. Kardeşlerim diyor ki iyi zereli yok. İyi. Annem amca anlat ya, annem aşağıdan şöyle dürtüyor. Kameralar görmüyor onu. Şimdikiler nasıl peki alıyor? O şimdi şimdikiler alo senden evlendim. 6 ay sonra alo boşandı. O zaman boşanmaya imkan mı var idi? Ürf edet var idi. O zaman da neredeydi? Saygı sevgi var idi. Bak benim yaşım 81, bir topluma gittiğim zaman ayakta otururum. Diyelim belki o büyükler geldi. Allah rahmet etsin, hepsi toprağın altında orada yatırlar. Bizim ruhumuza işlerdi onlar. Sevgi, saygı var idi. Evet, sevgi her şeyin başı. Peki, evet. Görmeden evlendim diyorsun ya, evet. İyi ki de evlenmiş misin annemle? Ha? İyi ki de aldın mı diyorsun? İyi ki evet, de... iyi ki de değil ama aldım yani bunu. Tekrar dünyaya gelse annemle evlenmek ister miyiz? Aa, ne terti. Anne sen de öyle düşünüyor musun? Düşünmüyorum diyor. Yani sen de tekrar... Bunu aldığına memnun musun? Memnun musun amcadan? Memnunum. Ha onu sordum. Ha onu sordum. Yanlış anlaşılmaz. Yok teşekkür ederim, sağ olasın. Sana çok iyi bakmışım annem. Bak 81 yaşındasın.
Neredeyse genç delikanlı gibisin. Sağ ol, Allah razı olsun. Biraz da anneme bağlı değil mi o? Evet, benim sözümden de sıkmış. Ben diysem bu televizyon değil, o da diyecek televizyon vay değil. Ya, eski insanlar böyle ya. Ama evlenenden bize çubuk vurmuş ya. Vallahi. Vallahi, sen niye kümese hindileri salırdık? Keşke onu da vurmayaydın. Sen niye tekmeyle o hindiyi vurdun? Elimde çubuk, Allah bunu cehennem abi. Tabii bu da... Bana rastlıyorsan, başkasına rastlayayım. Ya, bir de annemin de... Sağ ol, hasareti değil mi? Ne diyelim o kadar yani? Okumadık, bilmedik ya kurban oğlum. Okur görmedik. Analık yanında büyüdük. Ne? Analık yanında büyüdük. Okur mukul, okur yazar bilmedim. Onunla da bol su taşıdık, bol iş gördük, çalıştık. Hırmanda, her zaman biçinde, hırmanda. Sen kaç yaşında oldun anne? 80 oldun mu? 70 var mısın? 70. 70. 75 yaşındayım. 75 yaşındasın. He. Biraz seni çok... Yormuş herhalde amcam ya. Değil mi? Yok, ona kaldım ki bir şey yapmadım ya. Ben sanki. Bir tutaştırayım mı size? Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Yok hiç. Canım sağ olsun. İkiniz de maşallah bundan sonra Allah uzun ömürler versin. Amin, size de. Yani size evde son sözü amcam söylerdi değil mi? En son sözü. Evet. Büyük küçük validi, terbiye validi, saygı validi. Ufuk Bey, senin kurban olun buraya geldiğiniz çok sağ olun. Ellerinden öperim mesela. Yener Bey'in de gözlerinden öperim, senin de. En çok hangi türküsünü seversin babam? Ben Bala Mehmet'ten zarıncı havalarını. Çok eski havaları, köhne havaları istiyor yani. Ben köhne havaları çok. Peki şimdi burada aşık olsa da bir Bala Mehmet söylese ister miydin? Pooo, istemem mi? Canından bakmıyor ya. Muhtarım, amcamızı kırmayacağız. Buraya bir aşık, iki tane aşık gelecek değil mi? Evet. Mükemmel evet, havalar evet, söyleyecek. Evet. Burada aşıklar mükemmel değil mi? Aşık olması çok, olmuyor. Çok mükemmel aşıklar. Anne, gençliğini arzuluyor musun gençliğini? Gençliğini istiyor musun? Genç zamanlarını. İsterim. Niye istemiyorum? Eskiyi arzuluyorsun değil mi? Tabii. Eskinin neydi mesela? O zamanlarda ne çok hoşuna gidiyor? Ne zamanların olsun isterdin? Hangi yaşlarda olmak isterdin? Yaşlarımdan yaşıma geldim gelelim ben. Bol çalıştık. Bir şey yani okula gitmedim, okumadım. Analık idi, koymadı. Okuyup bir şey öğrenebilmedim. Evde hani ne... Peki dediler. Şu anda durumun, sağlık durumun iyi mi? İyiydi şükür. İhtiyarlık başladı mı? Başladı da yavaş yavaş başlıyor. İllaş millaş kullanmırdım. Şimdi ta illaş kullanırım. Bak amcam nasıl oturuyor, biliyor musun? Amcanın bakımı var. Ay kurban olum. Amcanın bakımı var. Amcanın bakımı var. Amcanın bir sözünü kelemem. Orada da ikimiz bir odada beraber yiyip beraber içelim. Amcam biraz sinirli, ütelek. Biraz sinirli, biraz pipirikli, biraz asker gibi bir adam. Peki amca, sen ihtiyarlık söylüyor musun kendine? Her şey. Hayır. Başladı ihtiyarlık. Ama gençtin değil mi? Değiştin. Gencem. Konuşmam, ondan da verdiğine. Hiçbir şey bilmedim. Sağlığımız, sıhhatimizi çok şükür Allah'ın verdiğine. Allah elden ayaktan salıp da kapı darlarına baktırmasın. Amin. Çok sağ olun. Geçen de babanı gene dinledim televizyonda. Maşallah, sübhanallah. Şeytanın kulağına kursun. Eydi Yener Yılmaz. Buradan selam gönderiyoruz o zaman. Ta buradan Yener Yılmaz oğlu aşığımıza Esen Yayla köyünden Mehmet abzı çok çok selam eder, gözlerinden öperim. Çok sağ ol. Bir de şeye çıktığı zaman köyde kaldı. O tür şey isteyelim. Yazın yaylalara aşıkmak. Köyde kaldı. Teze ile ocak yakmak. Köyde kaldı. Teze ile ocak yakmak. Köyde kaldı. Köyde kaldı. Köyde kaldı. Anam babam köyde kaldı. Çok üşütmeyelim, hava soğuk. Evet. Ben size tekrar Allah uzun ömürler diliyorum birlikte. Çaylarımız da geldi. Şöyle bir doğal ortamda, bir yayla havasında. Evet. Böyle güzel bir ortamda amcamla muhabbet etmekten ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Dur anne, hemen gitme dur. Şimdi annem kaçacak belli. Ne yapalım? Gençlere biz ne söylemek istersin son olarak? Bir nasihatta bulun. Birazdan gençlere gidelim. Nasihatle bunu söylüyorum ki birbirlerine mühabbet olsunlar. Birbirlerinin sözünü dinlesinler. Sağlıklı, mutlu yaşam istiyorum onlara. Evlendikleri zaman biz baksınlar acaba kimin neydi, kimin nesiydi, onu örgensinler. Eskiden değildiler ki anasına bak, kızını al, bezine bak, bezini al. Şimdi ben onu demek istiyorum. Tamam. Gençlerimizle birlik beraberliği yaşasınlar. Çok güzel amca. Allah onlara da ömür versin inşallah.
köyümüz çok güzel köydü. Ta dede babadan birbirinden ne kadar arası iyi olmasa da dışa karşı köyümüz tutkundur. Evet. Yani Allah Cenab-ı Allah o ay yıldızlı bayrağımızı gökten indirmesin inşallah. Şehitlerin kanlarıyla boyanmış, yiğitlerin canıyla o bayrak alınmıştır inşallah. Çok teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. Ufuk bir hatıramız oldu. Çok memnun oldum. Çok sağ ol. Çok kıymetli, çok değerli bir amcasın. Sağ ol. Allah biz şimdi bunun üzerine seni biraz daha böyle duygulandırmak aslında istiyoruz ya da istemiyoruz. Muhtarımın sürprizleri var. Aşıklar gelip burada saz çalacak, türkü söyleyecek. Fazla yağmura da kalmadan çayımızı içelim. Başka muhabbetlere doğru yol alalım amcacığım. Çok sağ ol. Sen de. Evet sevgili izleyicilerimiz, muhabbetlere devam ediyoruz. Şu anda çok güzel annelerimi buldum. Yani şu anda biz çay muhabbetini falan orada yaptık. Amcamla da çok güzel sohbetler Mehmet amcamla yaptıktan sonra tekrar muhabbetlere devam ediyoruz köyde. Çok kıymetli annelerimle birlikteyiz. Anneciğim ellerinden öpüyorum ben seni. Nasılsın, iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Seni tanımak istiyoruz. Köyde bugün misafiriniz olduk böyle. Çok sen sağ bir, ol. Sen bir bize şöyle kendini tanıtır mısın? Ben mikrofonu sana şuraya bırakayım, hiç yorulma. Heh. Bir kendinden tamam. Bahset, sonra sol taraftan devam edeceğim. Tamam, kaç yaşındasın, tamam. İsmin ne, bu köyde yaşıyorsun? 87 yaşındayım canım. 87? 87 var mı muhtarım? Muhtarın annesiyim, evet. Dur bir dakika, hemen bu konuyu hemen geçmeyelim. Annem 87 yaşında. Yani 3 daha koyarsak 90. Evet, evet. Neredeyse bir asır. Ama var ya muhtarım, gerçekten çok dinç gördüm maşallah, nazar değmesin. Muhtarımın da annesisin. Evet. Çok muhtarım demek sana çok iyi bakmış. Hem bir muhtarın değil, 14 tane çocuk yattım. Vay vay vay. Büyüttüm hepsini, han arkasına bile. Çok güzel. Amca yaşıyor mu? Tabii yok, amca 7 sene de Allah gitmiş. Rahmet etsin. Çok sağ ol, ömrüm uzun olsun. Nasıl geçiyor hayatın anne? Biraz anlatsana bize, eskiden ne yapardın, şimdi nasıl durumlar? Eskiden de ne yapardın? Eskiden köy çalışmak yerinde. Çok iyiydi köy yerinde. Heh. 21 sene Göydağ'a çıktım. Göydağ'a? He, köy. Uzun yal yaylasına. Çalıştım, çabaladım. Çoruma, çocuğumu büyüttüm. Yani yaylaya mı çıkıyordunuz? He, yaylaya. 21 sene çıktım. 11 tane de çocuk büyüttüm. 11 tane? Evet. Tabii. Gene eski zamanlar iyiydi. Evet. Eski insanları özlüyorsun değil mi eski tabii, zamanları? Tabii kurban olayım. Tabii. Burada komşuluk Allah falan sahip. Nasıl? Şu anda komşuların falan var mı öyle gidip geldiğin? Sana yok, geliyorlar. Ben 3-4 senede komşuya da gitmiyorum, hastayım. Hastasın. Değirem gel gidek belesine, ana göz mehlesine, ana göz evde yoktu, onda bu oğlanın kapısına değirem. Ot vereyim mehlesine. Mani söyledi şimdi annem bize. Tabii. Bak tam diyecektim ki mani, biliyor musun? Aldı ağzından lafı. Var mı göne başka böyle bir tane, birkaç tane söyle bize. Biz çok seviyoruz bizim manileri. Söyleyemem. Hastayım. Hastasın değil mi? Tabii ya. Neyin var, neren ağrıyor? Bacaklarım mı ağrıyor? 3 defa anca olmuşam, ondan çok geriledi. Bacaklarım yürümür daha. O kadar. Evet. Eski zamanın olsaydı şimdi diyorsun. Ta. Neler yapmazdın değil mi anne? Sorma ta, onu sorma. Hadi kırgır olsun. 7 oğlum var, 4 tane de kızım. Kızın 7 oğul, 4 kız. He vallahi. Peki 7 oğul, 7 gelin mi var? Var. Hepsi evde. 5-6 gelin var. Hepsi 5-6. Biri ya bu gelinlerden biri bekardı. Çok... Biri bekardır. Gelinlerden hangisini seviyorsun diyor yönetmenim. Hamsından da Allah razı olsun. Hiçbirine sorumum yoktu. Yoktu değildiler. Değil mi? He vallahi billah. Ama çok. İçinden birini en çok seviyorsundur da. Vallahi yok. Bak o Allah hakkı yok. İçimden kimseyi sevmem. Hepsini de bir gözden görürüm. Gözüm kör olsun. İster inan ister inan. Ya. Sen geçsen yavrum. Sen kimi kandırıyorsun öyle? Biz bir köye gittik, dedi ki kameraları kapattık, sen bize söyle falan. Annem inandı. Dedi bak bu evde yaşıyorum. Bu gelini çok seviyorum. Ben olmaz. Onu yayınlamadım. Kestim. Olmaz. O zaman anan ayrım seçir. Olmaz. Ayrım yok. El kızının hepsi birdi. Hiç öyle şey olmaz. Evet anneciğim. Ben ayırmamışım. Allah'ım bilir. Evet. Bu yaştayım ki ayrılmamış. Peki çok teşekkür ediyorum. Senin ellerinden öpüyorum. Annem. Peki ederim. Bir ihtiyarlık falan hissediyor musun? Başladı mı ihtiyarlık? Yaşlılık. Durumun nasıl? Tabii başlayıp tabii başlayıp. Hele başlaması 90 yaşına geldim gene başlaması. Ama biraz yoruldum. Gönlün genç ama senin daha değil mi gönlün? Tabii gönlüm geçti ama genişti. Özüm hastayım. Sağlık yerinde olsun. Bacaklarım zaten. Bacaklar. Anneme acil şifalar diliyoruz. Evet.
Hemen olsun, teşekkür ettim size. Selam falan herkese bir gönder selamını. Hani çocuklara falan izleyecekler seni buradan. Ayrı ayrı hepsine de göndereceğim sana. Toplu gönderelim o zaman hepsine. Bizi izleyen herkese değil mi? Evet, evet oğlum, evet. Tamam anne, hadi ellerini öpüyorum ben seni. Seni gözlerim. Çok sağ ol. Hemen danışamıyorsun, evet. Tabii. Ama iyisin gene maşallah. Çok da Allah böyle bu yaşına göre iyi duruyorsun. Hemen sol tarafımda bir annem var. Anneciğim, muhabbetimizi duydun sen az çok yanda. Biraz da sen bize böyle bir kendini tanıt. Neler yapıyorsun? Ben de köy ne patlık evvel 12 mi? Çocuk büyüttü, uşak büyüttü. Uşak büyüttün değil mi? Hemen çok hiç ne oğul evine gittim, ne kız evine bak. Yok, 5 oğlum var, 4 evlidi, biri bekar. Haneyle büyüttüm, uzak uzaktan. Tanımıram, gelinler haradan. Bir gelin var yanımda. Allah Allah. Eyvallah. O gelinler de öz kaynımın kızıdır. Ya çağırıp sormazlar. Halat, ben yiyen şu an kalmış o bu zamana yaşamışım. 80 değil mi, 70 değil mi, bala. Böyle yaşıyorum. Yaşıyorum ama. Yaş geden de dert yaşıyorum. Vay vay vay. Yaşımdan çok erken çöktüm bilirim. Kimse beni daha fazla yormazdı. Geçen gün her gün benden alıp götürdü. Kimse beni daha fazla kırmazdı. Yaşıyım ama, yaş geldim de geçeceğim. Ne takatım kaldı ne de hayalim. Koskoca dünyaya fazla gelirim. Sonum yakın gayrı çeker giderim. Kimse beni daha fazla üzmesin. Ne takatım kaldı ne de hayalim. Koskoca dünyaya fazla gelirim. Sonum yakın gayrı çeker giderim. Kimse beni daha fazla üzmesin. Çok dertli bana. Dert var. Allah dert vermesin bana. Veren de verir. Ne Allah'ın derdi. Evet. Allah'ın derdi hemen oğuldan kızdan. İki tane kızım var. İşte diyelim oğlum var. Kızlar da gitti öyle. Oğlanlar da evlendiler öyle. Ama bize diyor. Birinin yanındayım, onlar da ayrıldılar, hep bir taraftadılar. Tamam, tamam, ayrıldılar, ama böyle uşakları yükselttik, büyüttük. Ama hiç kapılarına gitmedim, bana el kızı koymadı. Oğlanlarımı soğuttu, güzel. Ama hasretlik var. Diyebilirim. Hasretlik çok ama hasretlik. Çok, çok bana. Ooo. Diyebilirim. Ne diyeyim, ne annem göreceğim ki diyeyim, görmedim de bir şey görmedim. Hele iki de böyle yaşamışım. Hayır kalmışım. Kemiklerin darı, ne doktor tutarı, ne... Yaşayacaksın, göreceksin. Evet. Allah büyüktür. Dünyada göreceksin, her şey gördüklerini de söyleyeceksin. Zor gördüm, uşaklarımı mesut gördüm. İyi görmedim, uşaklar bile gelmediler, gezmediler, hangiler gelir, gezer. Üreyen böreklerin bile, daha için bile hava yok. Görmedik valla. Geriden kalanları Allah sağ eylesin. Aa, yaşım çok, derdim çok. Burada yaşım. Nerede kalıyorsun dedin sen anne? Ne burada oğlum? Gelin, gelinle de mi? Gelinle kalırım. Bir gelin, daha bir. He. Onlar arada gitti, ayrıma sormadılar. Bu gelinden memnun musun? Memnunum, ay bana. Memnun olsam, olacağım, olmasam da. Bir gelin, ben daha gidebilirim. Eskiden kayırırdım. Eskiden kardım da aynı yok. Kaç yaşındasın ki sen anne? Ben sen 80'li devirdin. 80'desin. 80'li vardı evet. Yani gençlik diyorsun yavaş yavaş değil. Tamamen bitti diyorsun öyle mi gençlik? Bitti gitti. Haradasa. En yaşlılarından biri. Peki. Peki evet. O şimdi o genç zamanın olsaydı sen diyorsun. Genç zaman olsaydı. Genç zamanım da yani hiç tat görmedim. Korkma. Gördüm hele gördüm. Ay valla uşak büyüttüm. Yükelttim. Hani böyle zorla. Hani böyle yiyip sen dede. Hani böyle uşağın berini yemedim. Çok. Evet annem çok dertli, Allah hiç kime gözetmesin, ben çok çektim vallahi yaşıyorum. Allah yaşadır vallahi herkese vallahi Allah derdi de Allah verir. Evet. İyi de Allah verir hemen çok.
Yani ha yaşaya, ha yaşıyorum, ha yaşamıyorum. Ha yaşıyorum. Han gedemin bir tele bir çar delevler mi? Ya da görerim, görmerim. Ne var inşallah. İnşallah iyi olur anneciğim, ne diyelim. O da özümün kü. Kaynımın kızı da var, iki tane. Evet. Demenem baba. Bir Allah bilir, bir ne bilir. Sizi de üzmürüm, Allah sizi sağ eylesin. İşiniz biraz gelsin Aybal, ömrümüz çok olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol anneciğim. Seni Allah çok fazla üzmek istemiyoruz. Ellerinden de öpüyoruz. Biraz gelsin işinizi valla. Tamam anneciğim, ömrümüz çok sağ ol. Çok olsun geldiğiniz için. Çok sağ ol. Ayaklarınıza. Sesimizi için bir de hakkınızı alalım. Ne bileyim. Sen de helal et anneciğim. Falan köye gittik böyle. Böyle danıştılar böyle vallahi. Yok yok sağ ol. Hadi böyle de. Çok fazla kendini üzme. Zaten bu yaştan sonra gelmiş bazı şeyler gelmiş görmüş geçirmişsin. Sağlığından olursun değil mi? Dilerim Allah'tan yaşatan yaşar. Gönlümü kıranlar ah ile yaşar. Dilhuneyim gözyaşım durmadan taşar. Kimse beni daha fazla üzmesin. Ne takatım kaldı ne de hayalim. Koskoca dünyaya fazla gelirim. Sonum yakın gayrı çeker giderim. Kimse beni daha fazla üzmesin. Ne takatım kaldı ne de hayalim. Koskoca dünyaya fazla gelirim. Sonum yakın gayrı gayrı çeker giderim. Kimse beni daha fazla üzmesin. Bir de annemi tanıyalım şöyle ablacığım sen de şöyle mikrofonu al. Bu arada hoş geldiniz. Ben muhtarın eşiyim. Ha, muhtarımızın eşi evet. Aslında biz sizi böyle beraber çekmek isterdik de ayrı evet, düşünürüz. Beraber böyle olması daha güzel. Yanında olsa belki müdahale eder. Ben şimdi seni tamam. Muhtarım bizi duymuyor. Muhtarım nasıl? Muhtarım zaten yeni dönem seçildi. Başarılar diliyoruz. Evet evet sağ olun teşekkür ederim. Evdeki durumu nasıl muhtarımın? Çok iyi. Yani nasıl çok iyi? Dört dörtlük. Ha, memnunsun muhtardan. Aynen tabii. Çok güzel. Böyle eş şey yapıyor mu hanım bir çay koydum gel içelim beraber falan sana yardım ediyor mu? Yok öyle yardım etmez ben zaten bırakmam ki de. Çok güzel. Peki çok sinirli falan mı yoksa? Yok iyidir yok, o kadar değil mi böyle bir agresif değil yok, yani. Yok yok değil değil mülayim gayet ha, ama iyi. Ama gerçekten yani. Ben gördüm yeni tanıdım şey böyle dört dörtlük aynen. Hizmet adamı yani. Aynen İlk öyle. İlk seçilmiş yani. Aynen aynen. Nasıl tanıştınız muhtarımla siz? Biz mi? O biraz uzun mesela. Uzun hikaye. Onu muhtardan mı dinleyelim? Peki. Peki anneciğim sen ne söyleyeyim? Köy hayatı zor mu köyde yaşamak? Yok ben köy hayatını seviyorum zaten. Siz nerelisiniz? Yani ben Kars kızıyım. Hangi köy? Gelirli, Kanlıköy eski adıyla. Buradan sizin köyünüze de selam olsun. Buradan herkese köylerine. Aynen selam selamınızı olsun. Gönderin. Zaten köy hayatını bildiğiniz için. Aynen biliyorum zaten. Köyü de seviyorum değil. Zaten. Köy yaşantısı çok benim ama için. Ama burada mi? Yaşamak da ayrı bir güzellik. Aynen cennette resmen gerçekten, yaşıyoruz hani, gerçekten. Filmlerde falan aynen. O bağ bahçe çiftlik falan hayat olur ya. Aynen, şimdi gözümüzün aynen. Gördüğü her yerde bak affedersin köpek burada, tavuklar burada aynen. İşte hayvanlar, işte ne bileyim ağaçlar, oksijen. Evet. Biraz da rakım bana yüksek geldi. Az önce zorlandım da alıştım. Hı-hı. Böyle bahçede oturursunuz, muhabbetinizi aynen, yaparsınız evet, değil mi? Aynen, biraz aynen. Da havalar sıcak olunca. Aynen öyle. Masamızı, sandalyemizi koyuyoruz. Mangalımızı yakıyoruz. Semavarımızı falan yakıyoruz. Yavaş yavaş muhabbetlere devam edelim. Yine siz selamlarınızı gönderin. Göndermek istediğiniz eşinize, akrabanıza, burada anneniz, babanız. Burada ailemin hepsine selam gönderiyorum. Annem vefat etmiş, annem yok. Babam Allah rahmet eylesin. Sağ olun sizlerine de. Herkese selam olsun o zaman. Aynen herkese selam amin, olsun. Herkese sizi izleyen herkese. Tamam biz o zaman herkese yavaş yavaş. Allah razı olsun. Allah muhtarımın olsun. Yanına doğru gidiyoruz. Evet, muhabbetlere devam ediyoruz. Sağ teşekkür olun. Ederiz. Efendim bugün neredeyiz? Kars'ın Akyaka ilçesinin Esenyayla köyünde. Misafirimiz kim? Yener Yılmazoğlu'nun oğlu, değerli üstadımızın Ufuk Yılmazoğlu bugün aramızda. Ay gene böyle hatırladım.
Arz eledim bizim dağlar, aman aman, ay aman aman, ay aman aman, boy kadan alır. Ay senden ayrıyız, çok ağladım. Boy ağlasın gözüm dağlar, bala balaya, bala balaya ağrınalım. Ay sen sabreyi verdin karar. Sende görmemişem zarar, bala balaya, bala balaya, bala balaya ağrınalım. Ay Moskova'ya karşı durar. Kahramandı bizim dağlar, bala balaya, bala balaya ağrınalı. Ay Moskova'ya karşı durar. Kahramandı bizim dağlar, bizim dağlar, ay bizim dağlar, ay gözüm dağlar. Evet, dedik ya, sen aşığa verdin karar, sen de görmemişem zarar. Moskova karşımızdadır. Moskova'ya karşı durar, kahramandır bizim dağlar. Çok sağ olun. Ufuk Bey, buradaki herkesin nezdinde sana çok teşekkür ediyorum. Evet, saz söz şimdi değerli kardeşim, arkadaşım, sanat kardeşim Arif Gülcan'ı'da. Evet, kıymetli aziz dinleyenlerim, ben Arif Gülcan'ı. Burada Yıldız En TV'ye ve Yıldız En TV sahibimiz Üzeyir Engin Bey'e selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Akabinde Ufuk Yılmazoğlu, kader arkadaşım. Yaklaşık hep beraberiz buradan Ufuk Bey'e ve özellikle Ufuk Bey, gözüm bir tarafa dursun da Yener Yılmazoğlu üstadıma selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum ve Ufuk Bey'e de Hayat Yolu programı çektiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Köyden köye, bugün de çok güzel bir köyümüze geldik. Ya Esenyayla'da ve çok değerli muhtarımızla beraberiz. Mürtüz Ünal muhtarıma da çok teşekkür ediyorum ve köy halkına da çok teşekkür ediyorum ki hem bizleri ağırladılar, hem çaylarıyla, muhabbetiyle mest olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kaderim kader olsaydı, yaman güne kalır mıydı? Candan sevenim olsaydın anacan, kötü güne kalır mıydım? Kalır mıydım, kalır mıydım? Kötü güne kalır mıydım? Arif Gülcan'ıyım sırdaş, ömür geçer yavaş yavaş. Dar günde sorsaydı kardeş, kötü güne kalır mıydım? Kalır mıydım, kalır mıydım? Yaman güne kalır mıydım? Sevgili izleyicilerimiz, Hayat Yolu programı böyle işte. Hem muhabbetle hem türküyle devam ediyor. Muhtarım, gerçekten güzel bir ortamdayız. Evet, böyle... çok güzel. Eski amcalar, eski gelenek değil mi? Evet. Türküler devam ediyor. Evet. Arif Gülcan'ı söyledi. Çok teşekkür ediyoruz. Yüksel Yıldızoğlu da söyledi. Çok teşekkür ediyoruz. Aşıklar bir araya gelmişken ne yapmak lazım muhtarım? Atışma yapmaları lazım. Aa, ben demedim, muhtarım dedi. Atışma işi biraz zor iştir ama evet, inşallah iyi olur, inşallah yaparlar. Yaparlar inşallah. O zaman nereden başlamak isteriz? Yüksel Bey. Yüksel Bey'den. Açılış yapsın. Evet, Yüksel Yıldızoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi şöyle mikrofonla beraber açılışı seninle yapacağız. Ben Muhtar Bey'imize, köyümüze çok güzel şeyler yapacağından eminim. Geri git. Heh. Ben ona adım Yüksel Yıldızoğlu olduğu kadar eminim. Hı hı. Destekliyoruz tabii ki, elimizden gelen de yapacağız. Kişiliği belli zaten. Anlatmama gerek yok diyor. Gözüken gözükür ortadadır. Sağ olsun, var olsun, bizi de bugün misafir etti. Bir atışma istedi. Evet, atışma şart.
biraz tatlı biraz acı, şöyle bir bakalım kardeşime. Ben bir şeyler açayım. Ne söylesen söyle. Ezberde olmayan bir şey. Tabii açmanın özelliği zaten. Dilimize ne gelirse onu söyleyeceğiz. Gülcane. Evet Gülcani, bakalım. Yıldız oğlu sana ne söyleyecek? Sen nasıl bir karşılık vereceksin? Buyur, o da senin maharetine kalmış. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Kafayı biraz yukarı kaldır. Joystick, joystick'le. Bir de bir adım da geri git. Hayat yolunda atışmamız başladı. Kıran kıran. Dedik ya, burası Esenyaylı. Aşıktan anlayan bir köydür. Ne diyeceğim bakalım. Sözlerine dikkat eyle, yoluna kurban oldum. Fazla kırıcın olma sen, diline kurban oldum. Fazla kırıcın olma sen, diline kurban oldum. Evet. Tabii cevapları hızlı olmalı. Acil planlamadan aşklarımız anında söyler. Ben de seni kırmadım ki, keline kurban oldum. Dertlerini bilmedim ki, halına kurban oldum. Dertlerini bilmedim ki, halına kurban oldum. Heh. Var olsun aşklarımızı, diline sağlık. Sağ ol. Lafım damağına düz çözersin, sen diyar diyar gezersin. Beçarıya benzersin, balına kurban oldum. Beçarıya benzersin, balına kurban oldum. Beyden Allah razı olsun. Esenyaylı'yı güllendirdiler. Sağ ol amca. Derdimizi derman ilediler. Sağ ol. O sizin güzelliğiniz amca. Sağ ol. Kapıldım dün, kapıldım bu havasına. Kapıldım bu havasına. Kulak versem bu sesime. Mecnun yandı Leyla'sına. Çölüme kurban oldum. Yıldız oğlu arılalım, namertlere kırılalım. Gel kardeşim sarılalım, koluna kurban oldum. Gülcanıyım sen kaçarsın, kuş olup da sen uçarsın. Araları sen katarsın, feline kurban oldum. Dinle beni can aşığım, çıtlatacağım seni burada. Çalacağım naynaları, hoplatacağım seni burada. Seni burada, seni burada, hoplatacağım seni burada. Benim sazım senden güzel, çatlatacağım seni burada. Orta yere van edeceğim, toplatacağım seni burada. Gerçekleri biliyorsun, neyi nerede görüyorsun. Yaşarken ölüyorsun, hortlatacağım seni. N'olur ey kardeşim n'olur, su akar yolunu bulur. Senden iyi değnek olur, saplatacağım seni burada. Seni burada, seni burada, saplatacağım seni burada. Gülcanıyım biliyorsun, gözyaşımı siliyorsun. Bugün burada bitiyorsun, tüpleteceğim bugün burada. Bugün burada, bugün burada, tüpleteceğim bugün burada. Acı balı hiç tatlamaz, arif olanlar zıplamaz.
Deve hendekten atlamaz, atlatacağım seni burada. Sular değdi mi gemiye, kireç değdi mi demliğe, kapıdaki oh finoya kıtlatacağım burada seni. Yıldız oğlu her gün öyle, bazen öyle, bazen böyle. Kardeş ne söylersen söyle, çatlatacağım bugün seni. Kardeş ne söylersen söyle, çatlatacağım seni burada. Evet abicim, çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Amcam dedi ki misafirdir, çok dalma. Yani yavaş gel dedi ama altta da kalmadı Arif Gülcan'ı. Değil mi amca? Kalmadı, yok. Sen söyle. Altta da kalmadı. Sağ olsun Gülcan Bey de onun karşılığını verdi. Karşını verdi mi abi? Verdi. Verdi. O da gene misafir olarak. Muhtarım bir tane de sen söylesen olmaz mı? Ben bilmiyorum. Bize muhtarım kısa ve net ben bilmiyorum dedi. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz için. Amca biz neredeyiz? Akyaka'nın Esenyerle köyünde. Güzel bir muhabbetteyiz. Keyif verdiniz. Aşıklarımız da özellikle kulaklarımızın pasını sildi bizim. Güzel bir fasıl yaptık değil mi? Bize serum gettiniz aşıklarımız. Serum gettiniz. Demek ki aşıklar çok kıymetli sizin. Burada bize bu çok kültürümüz kıymetli. Evet. Çok önemli. Ben 3 gündür İzmir'den gelmişim. Serum takmadılar ama sen bize serum taktın. Aklınıza sağlık. Çok sağ ol amcam, böyle işte. Peki ne yapalım? Yavaş yavaş programımızın sonuna, son final bölümüne geldik biz. Tekrar valla elimden geldiği kadar şöyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. İnşallah boş durmayacağım. İnşallah. İnşallah yani söz verdiklerimin de hatta dışına çıkacağım. Bir köy yaşanılabilir bir hale getireceğim. İnşallah, i̇nşallah. Yani böyle i̇nşallah. Köyler içinde sesli bir köy olacağım. İnşallah. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. İlk döneminiz inşallah böyle uzun yıllar devam eder. İnşallah. Allah razı olsun. Ben de size çok teşekkür çok ederim. Sağ olun hocam. Bu bandımızı dinleyenlere ve tüm Türkiye'de bizi dinleyenlere herkese kuzak dolu selamlar çok olsun. Çok sağ ol. Çok yurt sağ ol. Dışında, yurt içinde olanlara selamlar. Bana girmez hem sensiz, gülü dermez hem sensiz. Bana girmez hem sensiz, dermeden sensiz. Közde buzum ele semayalan, İlkim o benem sensiz. Çölde kuzum ele semay güzel, bil kim o benem sensiz. Ayaz gülü yaz gülü, al kalemi yaz gülü. Anam seni beğen, vay güzel alacaklı yaz gülü. Evet.